Merhaba arkadaşlar. DVD'leri hazırladın mı Mehmet? Fotoğraf var mı? Fotoğraf. Slide? Ha? Grafik mi? Grafik. Sunum hazırladın mı? Yok. Konuşman var mı? Var. Peki. Biz bu aralar Mehmet'le birlikte böyle çok söyleşilere gidiyoruz. Şunu keşfettik. Biz böyle hani bir konuşma yapmadan sadece soru cevap şeklinde yapıldığı zaman çok daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz konuştuğumuz zaman kendi pek söyleyecek bir şeyimiz istediğimiz yok. Şeyleri söylüyoruz. Onlar da insanların duymak istediği şeyler olmuyor genellikle. Dolayısıyla soru cevap daha faydalı. Bu bas benden mi geldi abi? Yok, benden geldi ya. Ben bir şey sorabilir miyim? Aramızda Twitter ve Facebook hesabı olmayan var mı? Peki, var iki kişi fevkalade. Peki aranızda, şimdi sporla sosyal medya ilişkisi olduğu için bizim ana konumuz... olduğuna göre sporla da ilgili bir şey sormamız lazım. Aktif lisanslı sporcu var mı aramızda? Bir, iki... Üç. Yani kaç burada? Dört var. Gayet aktif ama değil mi? Devam ediyorsunuz yani. Fevkalade. Şimdi bu mesela biz üniversitelere gidiyoruz. Gene aynı soruları soruyoruz. Tabii ki Facebook ve Twitter hesabı olmayan yok. Mesela 700 kişi, 800 kişinin olduğu salonlar oluyor. Aktif sporcu kaç kişi var? Lisanslı gene 2-3 kişi elini kaldırıyor. Burası gayet iyi bir yüzde. Dolayısıyla hani ikisinin arasındaki ilişkiyi kurmak için ikisinin de var olması lazım ortada ama burada asimetrik bir durum var. Yani spor yok ki sosyal medya ile bir ilişkisi olsun. Yani onun dışında başka bir şey var spor diye adlandırabildiğimiz. Nedir o? İşte rekabet duygusu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka, Göztepe. Bu rekabet duygusu yani sporun algılanış tarzı bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla burada kim kazanıyor sorusunun cevabı çok açık bir şekilde Lig TV. Yani kim... Hayır bu eleştiri... Bir de Mehmet Demirkol. Eleştiri anlamında değil. NTV Spor'da. Yani biz mesela... yani hakikaten eleştirdiği çok önemli bir şey yapıyorlar bence. Çok gereksiz de eleştirildiklerini düşünüyorum. Burada yani bizim daha çok üzerinde laf etme, üzerine konuşma, üzerine dedikodu yapma olarak algıladığımız şey spor. Mesela bu aynı soruyu hani bu işte benzer işte hikayelerden Amerika'da birileri sorduğunda gördüğümüzde mesela bir üniversitenin minimum %20'sinde el kalkıyor. Dolayısıyla oradaki ilişkiyi kurmak daha kolay sporla sosyal medya arasında ama bizde sanki bu ilişkiyi kurmak spor olmadığı için, asimetrik olduğu için gayet zor diyerek pası Fuat'a atayım. Peki. Bayağı karagöz. Faraday'a sormuşlar. Demişler ki sen bu elektromanyetizmayı icat ettin, üzerinde de çalışıyorsun. Ama bu ne işe yarıyor demişler. O da demiş ki vallahi efendim demiş. Çok kibar bir insanmış. Doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum demiş. Aslında sosyal medyanın durumu biraz öyle. Ha çok bilmiyorum ama güzel bir şey demiş. Sosyal medya çok güzel bir şey. Şimdi biz burada işte Twitter'da 1 milyon, Facebook'ta da 1 milyona yaklaşmış bir kurumun temsilcileri olarak bulunuyoruz. Bizim işte kurumsal olarak Türkiye'de ikinci sırada galiba NTV Spor. Bunun için çok uğraşıyoruz çünkü. Niye uğraştığımızı bilmiyoruz. Ama niye uğraştığımızı bilmiyoruz. Güzel bir şey olduğu için uğraşıyoruz. Şimdi bunu işte yeni projelerimiz var. 7 milyona çıkarabilir miyiz önümüzdeki 5 yıl içinde diye böyle hani beyin fırtınaları yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. İçine değişik işte inovatif fikirler ortaya çıkıyor. Onları işte Twitter'da, Facebook'ta onları uygulamaya başladık bir kısmını. Yine yeni projeler üretiyoruz. İşte 5 yıl sonra 7 milyon. Ne yapacağız bu 7 milyonu? Vallahi bilmiyoruz. Bunun hani çünkü sonuçta ticari bir kuruluşta çalışıyoruz ve paraya dönüştürmemiz lazım değil mi? Para kazanması gereken patrona para kazandırmak için çalışıyoruz biz. Onun için bize maaş veriyor. O 7 milyonu ne yapacağız bilmiyoruz. Ama güzel bir şey.
Dolayısıyla da işte bu tür toplantılar da hakikaten faydalı. Bunu ne işe yarayacağını hep birlikte böyle konuşarak bulacağız inşallah. Ama şunu söyleyeyim size, burada bu işte şu an için para yok. Ama gelecekte büyük para olduğunu biliyorum. Çünkü benim evimde şu anda Faraday sayesinde kullandığım o kadar çok eşya var ki. Aynı şeyi hani sporun çeşitli, yani neye işe yaradığını bilmediğimiz, mesela olimpiyat adayıyız. Nihayet güçlü bir adayız aynı zamanda, en azından İstanbul aday yani Türkiye olarak önemli bir şey bu. Çok da kuvvetli olduğumuz da söyleniliyor. Ama yani olimpiyatın bize faydasının ne olacağı, bu demin kalkan eller çerçevesinde onun da çok bilmediğimi söylemem lazım. Yani biz olimpiyat adayı olduğumuz zaman artık ilkokuldan itibaren çocuklarımız spor yapmaya başlayacaklar mı? Mesela sabah ilk ders yarım saat boyunca spor yapacak mıyız? Spor yazarlarımız daha az göbekli olacak mı? Spor hayatımızın bir parçası olacak mı? Bunları bilmiyoruz. Benim de var canım. Şey eritti şimdi. 3-5 kilo verdi diye havalarım. Evet. Olimpiyatı neden aldığımızı da biliyor muyuz? Yani Yunanistan gibi batırır mı bizi? Bunu da çok bilmiyorum. Yani insanoğlunun peşine takıldığı şeylerin ne işe yaradığını bilmesi gibi bir sorumluluk yok herhalde. Yok demek ki. Ama bir ara işte gün gelir işe yarar diye bekliyoruz. Ama bu hakikaten sosyal medya çok önemli bir şey. Bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Hakikaten şu an için neden önem verdiğimizi tam bilmemekle birlikte bu işin ileride çok büyük para edeceğini düşünüyoruz. Ticari anlamda bu şekilde çalışmalarımız var. Tabii bir de bizim bunları yaparken hani gördüğümüz bir takım şeyler de var. Dünya böyle bir hard disk çöplüğüne dönüşüyor bir anlamda da. İşte bu iyi mi olacak? Sosyal medya kötü mü olacak? Yani şu anda bana göre kötülüklerini de biz çok yaşıyoruz. Mesela Mehmet bunun güzel bir örneğidir. Twitter'dan can havliyle kaçmış bir insandır kendisi. Medyanın sosyal medyadaki yer alış biçimi, bulunma şekli daha tam belirginleşmedi. Bunun çalışmaları yapılıyor. Bu dünyada da belirginleşmiş bir şey değil. Ya mesela işte biz bizim spor servisinde NTV Spor'da çalışan arkadaşlarımız veya gazetelerde habercilik yapan arkadaşlarımızın Twitter hesapları ve Facebook hesapları olmalı mı olmamalı mı tartışması içine girdik. Dünyayı araştırdık. Baktık ki dünyanın hiçbir gazetesinde, hiçbir televizyonunda göz önünde olan birebir izleyiciyle, okuyucuyla iletişim halinde olan insanlar, yani muhabirler, spikerler, televizyoncular, gazeteciler sosyal medyada çok sınırlı şekilde yer alabiliyor. Kurumları onları sınırlandırıyor. Bunun sebebi de şu, biz de öyle düşünüyorduk. Acaba ya çok hani bu, hani biz demokratik davranmıyor muyuz gibi tedirginlikler yaşıyorduk ama sonunda bu dünyadaki örneklerini de görünce biraz doğru bir yolda olduğumuzun farkına vardık. Ve onları bir sınırlandırmaya tabi tutacağız. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum, onu da çalışıyoruz. O da şöyle bir şey, çünkü bizim orada işte televizyona çıkan Dilara Gönder'in Twitter'da yazdığı herhangi bir şey, spora dair yazdığı herhangi bir şey, ne olursa olsun, akşam 8'de maç var dese bile, o tamamen kurumsal bir özellik taşıyor. Dolayısıyla da biz de dedim ya, o bu hani sosyal medyayı biz iyi mi kullanıyoruz, kötü mü kullanıyoruz dünya olarak, dünya insanları olarak bu ne işe yarayacak? Bazen hakikaten kötülüklere sebep olan o insanları çok böyle 30 saniyelik bir kendini tatmin aracı olarak kullanıldığında bu sosyal medya araçları insanların belki de yıllar boyu uğraşıp didinip kendini eğiterek, eğitimler görerek edindiği kariyeri bir anda yok etmeye yönelik bir linç durumuna da dönüşebiliyor. Dolayısıyla bir anlamda böyle bir karşılıklı şey de var. Hani medyayla işte sosyal medya arasında böyle bir savunma mekanizmaları geliştirmek. Buna işte nasıl yöntem bulacak? Yani bizim medyanın bu sosyal medya içinde bulunma biçimi şekilleniyor yavaş yavaş. Bütün dünyada. Ve bizim derken işte medya anlamında bizim diyorum. Teşekkür ederiz. Umuyoruz bir şeyler anlatabilmişizdir.